Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah aleyhi tevekkelti ve ileyhi ünib. Sadakallahul azim. Arkadaşlar, bu derslerin başlangıcında dedik ki bir hafta benim seçtiğim meseleler, bir hafta da burada hazır olanların veya internetle takip edip de sual gönderilen suallerine cevap vereceğiz. Ama bazı sualler uzun oldu, bazı meseleler de uzun oldu. Bir toplantıda bitiremediklerimiz oldu, onun için program biraz karıştı. Benim seçtiğim ilk mesele Osmanlı'da evlat ve kardeş katliydi. Bunu bir ders anlattım ama bence bitmiş değil. Bununla birlikte bu hafta suallere cevap verme haftası olduğu için o meselenin de anlatıldığı zamandan bir hayli uzaklaşıldığı için kopukluk oldu. Bununla beraber kısaca orada eksik kalan birkaç şeyi söyledikten sonra suallere cevaplara geçmek istiyorum. Size dedim ki evlat ve kardeş katlinin siyasi literatürdeki adı siyaseten katildir. Yani bir insanın siyasi sebeplerle katledilmesidir. Bunun da dedim tatbikatını Peygamber aleyhissalatü vesselam yapmıştır. İki Yahudi şair için Ka'b bin Eşref vesaire Peygamber ölüm müsaadesi vermiş ve bu adamlar öldürülmüştür. Birini Beni Hazreç, birini de Beni Evs kabileleri ki onlar rakipti birbirine İslam'dan evvel. Onlar İslamiyet kardeş haline getirdi. Birisi birini öldürünce öteki de bir muadelet olsun diye bize de müsaade et falan Yahudi şairi de biz öldürelim demiş. Peygamber de müsaade etmişti. Ne yaptı bu Yahudi şairler? Müslümanları hicveden, Müslüman kadınları takdir eden, peygamberle haşa alay eden hicivler yazmışlardı. Ehli küfrü Müslümanlar aleyhine tahrik eden şiirler yazmışlardı. Tam siyaseten katildir. Bu işin cevazına birinci amil ve unsur Peygamber aleyhissalatü vesselamın tatbikatıdır. Onun için bunu tenkit ederken insanların biraz düşünmesi lazım. Kaldı ki temel İslami prensiplerde de bunun dayanağı vardır. Onu da hülasatan söylemek gerekirse, bir meselede zararı âm ile zararı has içtima ettikte, zararı has ihtiyar olunup zararı âm def olunur. Bu ne demek? Umumun zararıyla bir ferdin zararı bir araya geldiği zaman, umumun zararını bertaraf etmek, korumak için ferdin zararı tercih edilir. Zararı âm umumun zararıdır. Zararı has bir kişinin zararıdır. İhtilal yapacak tam da bir ihtilalde mahkumiyet kararının çıktığı bir gün vakit kalırsa bunun hakkında bir değerlendirme yaparız. İhtilal yapacak bir adamı ihtilale teşebbüs ettiği, niyet ettiği anda hele fiilen teşebbüs etmiş adam öldürmüşse onda hiç tereddüt yoktur. İhtilal hazırlığında yakalayıp öldürürsün, o ihtilalde ümmeti Muhammed'in iki taraf haline gelip de birçok insanın ölmesini önlersin. Buna benzer pek çok İslami kaide vardır. Ve bu öldürmelerin çoğu fetva iledir. Bazı acil işlerde fetva alınmadığı gibi bazı padişahlar da fetva almanın zorluğundan diyelim, imkansızlığından diyelim, mesela seferde vesaire fetva alınmadan idamlar da vardır.
Gene size prensip itibariyle dedim ki Osmanlı'da Osmanlı idare edenler de insandır. Hata etmek insanlara mahsustur. İlk insan Hazreti Adem, ilk insani hatayı işleyen de odur. Peygamberlerin hatasına zelle deniyor, gayri iradi, yani kasıt taşımayan. Suç işleme kastı taşımadığı halde vaki olan hatadır. Mesela Hazreti Musa bir Yahudi ile münakaşa eden bir Kıptı'ya hakemlik etti. Lafını anlatamayınca bir tokat attı, Kıptı öldü. Hazreti Musa bunu öldürmek kastıyla vurmadı. Buna zelle deniyor şeriatta, zelle. Peygamberlerde bile zelle varken beğendiği, lider ittihaz ettiği adamda kabahat bulmayan, olmadığını iddia eden nice adamlar görüyoruz. Şimdi buna dair bir mesele başımızda. Biz Fethullah Gülen'le birlikte birçok adamın İslam'ı yanlış anlattığına dair delilleriyle, kendilerinden alınan delillerle bir kitap yazdık. Hakkında 3 tane dava açılmış durumda şu anda. Biri ceza davası, ikisi tazminat davası. Çünkü adamlar beğendikleri adamda kusur olmayacağını adeta iddia ediyorlar. Böyle bir mantık İslami değildir. Her insan hata eder. İnsanı değerlendirirken hata sevap dengesi içinde değerlendirmek asıldır. Bu mantık peygamberlerde bile zelle olduğunu kabulün tabii bir neticesidir. Ama taassupla benimsediği insan hakkında bunu kabul etmeyen nice insan var hasreten zamanımızda. Şunu da söyleyeyim ki bunun adı siyaseten katildir dedim. Halbuki bunu yazan kitaplar evlat kardeş katli, evlat kardeş katli diye yazarlar. Daha çok kardeş katli diye yazarlar. Evlat azdır çünkü. Halbuki bu selahiyeti ulema sadece evlatlar ve kardeşler yani hanedan mensupları için vermemiştir padişaha. Aynı zamanda vezir rütbesini haiz insanlar için de vermiştir. Bunun sebebi şudur. Bu bir kısım insanları etrafına toplayıp da diğer bir kısım Müslümanlara veya meşru bir idareye karşı bir harekete girişme şansı olan iki grup insan düşünmüşlerdi. Bunlardan birisi hanedan mensuplarıdır. Onlardan biri padişah olmuş, öteki de hak benimdir deyip çıktığı zaman ortaya onun da taraftarları olur ve birbirine girerler. Bu işi yapma şansı olan da o zaman aynı zamanda askeri şahsiyet olan vezir rütbesini haiz insanlardır. Bakın bugün de bir ihtilal teşebbüsünden dolayı bir mahkumiyet kararı çıktı. Bunların içinde bakkal, çakkal, çöpçü gibi adamlar yok. Çünkü bu böyle işler üst seviyede adamların işidir. Osmanlı bunu vezir rütbesini haiz adamlara hasretmiş. Vezir rütbesini haiz olmayan bir adamın siyaseten katli padişaha ait bir selahiyet değildir. Siyaseten katledemez. Bunun istisnası ordunun sefer halinde bulunmasıdır. Ordu sefer halindeyken padişahın selahiyeti nefere kadar şamildir. Yani bir nefere bile siyaseten katledebilir. Çünkü bir nefer bile bir ordunun bozgunluğuna sebep olur. Bozgunluğa maruz kalmasına sebep olur. Hazar zamanında sefer hali hariç yalnız hanedan mensuplarına ve vezaret rütbesini haiz üst seviyedeki devlet adamlarına münhasır bir tatbikattır ve Osmanlı tarihinde de böyle yürümüştür. Bunun dışında bir tatbikat yoktur. Ummiyetle asker olmalarına rağmen Osmanlı tarihinde
Üç de Şeyhülislam böyle katledilmiştir. Bu Şeyhülislamlar da vaka vaka anlatmak istemiyorum. Çünkü vaka vaka çok uzar, bir iki semineri geçer. Üç de Şeyhülislam vardır. Bunlar da bir tanesi mesela Edirne vakası denilen bir vakada 1800'lerin başında ihtilale karışmıştır. Şeyhülislam olan adam vezir rütbesiyle eş seviyededir. Yani bu da kaideye aykırı değildir. Ama umumiyetle siviller hakkında bu tatbik edilmez. Askerler hakkında tatbik edilir. Çünkü vezir rütbesini o günkü şartlarda vezir rütbesine haiz olan adam aynı zamanda kumandandır. Pekala. Bu esaslar dahilinde yürütülen bu faaliyetten dolayı Osmanlılar kafaları kızdığı zaman evlatlarını, kardeşlerini katlederlerdi gibi ulu orta bir tenkit vebali muciptir. Bu işe doğru bakış, size hulasa ettim. Hanedanın, bir daha hulasa edeyim. Hanedanın millet arasında vaki olacak ihtilaftan doğacak musibeti kendi üzerine çekip milletin bundan halas olmasını sağlamak maksadına münhasırdır. Bu ne demek? Bu demek ki millet birbirini kıracağına fedakarlığı ben hanedandan yapayım. Buna sebep olan evladımı katlederim, bu işi önlerim. Bunun manası padişah olan zat için kendi evladı ile ahad-ı naslan bir adamın Çemişkezek'teki bir köylünün farkı yok. O tarafta bir sürü adam, bir yığın adam, burada bir evlat. Bir kişi ölsün, binlerce adam kurtulsun. Nitekim bunun yapılmadığı zamanlarda vaki olmuş ihtilaller dolayısıyla on binlerce adam ölmüştür. Bunun bir iki misalini verdim. Şehzade Ahmet Yavuz Sultan Selim'e isyan etmiş. Yenişehir Ovası'nda karşı karşıya gelmişlerdi. Cem Bayez'de karşı isyan etmiş. İki defa onun taraftarlarıyla Bayezid'in taraftarları harp etmişti. Bunlar binlerce adam kaybına sebep olan işlerdir. Şehzade Selim ile Şehzade Beyazıt Konya'da harp etmiş, durum böyledir. Buna çok misal verilebilir. Netice itibariyle siyaseten katledilen vezir adedi 40 civarındadır. Şehzade adedi de 50 civarındadır. Toplamda bunlar 100 kişi eder. 6,5 asır boyunca 100 kişi öldürülmüş. Bu 100 kişinin öldürülmesinde önlenen bir tek ihtilal, birinde isabet olsa gene millet kârdır. Çünkü o birinde binlerce adam ölecekti. Binaenaleyh kınarken bunu insaflı olmak lazım. Bundan müşteki olsa olsa hanedan olur. Hanedan dışındaki insanların bundan müşteki olmak yerine hanedana müteşekkir olması gerekir. Çünkü hanedan fedakarlığı biz yapalım millet efradı ölmesin demek istiyor. Şu mantık dahilinde baktığımız zaman bu işin kınanacak bir tarafı yoktur. Ama ferden ferda muayyen bir vakada yanlışlık yapıldığı söylenebilir. Mesela 2. Selim'den sonra tahta geçen 3. Murat 5 kardeşini, onun oğlu 3. Mehmet 19 kardeşini katletmiştir. Hiç ihtilal oldu olacak diye ortada olmadan. Demektir ki şu işin tatbikatında muayyen vakalarda hata edildiğini, ileri gidildiğini söylemekte bir beis yoktur. Ama umumiyetle bu iş yanlıştır demek doğru değildir. Bizim kanaatimiz budur.
Kemalist kafalar Osmanlı'yı kötülemek için bunu kullanmışlardır şimdiye kadar. Elde gezen tarihlerin çoğunda da bu durum böyledir. Bunların ne kadar güçlükle bu kararı verebildiklerine size bir misal vereyim. Kanunun evladı Şehzade Beyazıt bir fitne neticesinde isyan etmek mevkiinde bırakılmıştır. Ben bu hadise dolayısıyla öldürenlerin hikayelerini tek tek anlatmaktan kat'an nazar bir iki vakaya işaret etmek istiyorum. Bunlardan biri budur bakın. Sonradan Kıbrıs Fatih olacak olan Koca Mustafa Paşa Şehzade Selim'le Şehzade Beyazıt arasında fitne çevirmiş. Onlar birbirlerine karşı tahrik etmiştir. Şehzade Beyazıt'ın babasına yazdığı mektupları adamlar vasıtasıyla yolda ele geçirmiş. Kanun'un haberi olamamıştır. Kanun ona gönderdiği elçiyi öldürtmüş. Senin oğlun senin elçini öldürttü. Gönderdiğin mektubu da yırttı attı şekline dökmüştür. Bunun tafsilatı çok. Romanını yazdım Şehzade Beyazıt'ta okursunuz. Netice itibariyle Beyazıt isyan etti. İsyan mecburiyetinde kaldı. O zaman Kanuni Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye bir sual tevcih etti. Dedi ki böyle hareket eden bir evlat için ne yapılır? Rüstem Paşa orada hazır. Sual kendine soruldu diye düşündü. Kanuni bir söylenmek kabiliğinden bunu telaffuz etti. Rüstem Paşa dedi ki Efendimiz tabii katledilir dedi. Kanun'un şu sözüne dikkatinizi çekerim. Paşa, paşa ne kolay söylüyorsun dedi. Çünkü ne evlat senin ne devlet senin dedi. Bak bu kararı ne kadar zor verdiğini buradan anla. Buradan bir başka netice daha çıkarırım ben şahsen tarihle uğraşan bir adam olarak. Bütün Kemalist görüşlü insanlar iddia ederler ki Kanuni'nin büyük oğlu Şehzade Mustafa'nın katledilmesi Hürrem Sultan'la Rüstem Paşa'nın bir koalisyon kurup tezvirat yapması yüzündendir. Çünkü ekseriya büyük evlat tahta geçer. Gerçi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri buraya getirdim. Kanunname-i Ali Osman namında tanzim ettiği hanedana ait kanunnamede kime ki padişahlık nasip ola nizam-ı alem için karındaşın öldürebilir. Ulemanın birçoğu da buna cevaz vermiştir demektedir. Atam dedem kanunudur diyor. Mesela Selçuklularda bu kanun yoktu. Selçuklular uzun müddet devam edemediler. Biz Selçuklu'yu 300 sene kabul ederiz. Halbuki bunun yarısı Büyük Selçuklu Devleti'dir. Yarısı onun bir parçasıdır. Anadolu Selçuklu Devleti'dir. Ve bu ikisini bir kabul etsek bile 300 senelik Selçuklu tarihinin yarıdan fazlası saltanat kavgasıyla geçmiştir. Şehzadeler arasında kavgayla geçmiştir. Çünkü orada tahta geçmenin bir kaidesi olmadığı gibi evlat kardeş katli kaidesi de yoktu. Bu devletin uzun ömürlü olmamasını sağlamıştır. Osmanlı dünyanın en uzun bir imparatorluğu hanedan olarak da tektir. Mesela Roma'da uzundur ama her ihtilal yapan kral kendi hanedanını kurar. Sonra başka biri bir ihtilal yapar, o başka bir hanedan olur. Bizans'ta mesela 8 hanedan gelmiştir. Bizans'ta uzun görülür ama dünyada en uzun hanedan Osmanlı hanedanıdır. Bunu iki şeye borçludur.
Birisi evlat ve kardeş katli, biri de beylikten imparatorluğa geçtikten sonra padişah olacak çocukların yerli ailelerden kız almalarını yasaklamaktır. 7 yaşında esir pazarından alınıp sarayda büyütülen kızlarla evlenmeleri Osmanlı hanedanının devamını sağlayan bir amel olmuştur. Nasıl mı diyeceksiniz? Bakınız, Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra kurulan beyliklerden hangi beyliği Osmanlı bünyesine kattıysa o beyliğin kuran aileyi devlet bünyesinde istihdam etmemiştir. Etseydi bir gün gelir o derdi ki sen Osmanoğluysan ben de Sarvanoğluyum. Hanedanlar arası kavga olurdu. Sen Osmanoğluysan ben de Karamanoğluyum derdi. Bu adamların hiçbirine devlette hiçbir hizmet verilmemiştir. Bu mantıkla Fatih Çandarlı Halil Paşa'yı katletmiştir. Çünkü devlet kurulduğu hengamda hanedan reisi Padişah Osmanlı, Sadr-ı Azam Çandarlı. Halil Paşa bu aileden 6. sadrazamdır. Padişah ise 7. padişahtır Fatih. Demek ki adeta sadrazamlığı tapulamışlar. O kadar itibar sahibi olan bir aile bir gün gelir de sen padişah olacağına ben olacağım diye emrindeki orduyla isyan etse ne olur ümmetin hali? Halil Paşa'nın katli bu sebepledir. Böyle bir ihtimalin varit olduğuna delil şudur ki Fatih Sultan Mehmet Han siyaseten katledilen devlet adamının veya hanedan mensubunun malları hazineye kalır. Çoluk çocuğuna da devlet kaydı hayat ile maaş bağlar. Çandarlı padişahtan daha zengin. Bütün mallarını devlete aldı. Ama öyle itibarlı, öyle sevilen bir adam ki ordu isyan etti. Fatih gibi İstanbul'u fethetmenin mümtaz bir otoritesine malik olan adam bile geriye adım atarak Halil Paşa'nın envalinin varislerine iade etti. Yaptığını bozmaya mecbur kaldı. Aksi halde Halil Paşa'nın intikamını almak için bir kısım askerlerin isyan etme ihtimali belirdi. Burnu koku alan Fatih geriye adım atarak onları teskin etti. Ölüyü diriltemedi ama mallarını geriye verdi. Bu mecburiyetle karşı karşıya kalması Halil Paşa'nın itibarının büyüklüğünü gösterir. Tesirinin büyüklüğünü gösterir. Ve Fatih'in böyle düşünmekte haklı olduğunu gösterir. Size dedim ki yedek birkaç tane sandalye bulundurun. Ben 2 saat konuşacağım. Bu adamlar ayakta 2 saat. Nasıl beklesin Allah aşkına? Sandalye kıtlığı mı var? Getirin şuralara otursun insanlar. Demek oluyor ki imparatorluk haline geldiği zaman aslı asaleti olmayan adamları vezir-i azam yaptılar. Bir halk içinde itibarı olmayan. Gene Kemalistler ve ırkçılar dönmeleri iş başına getirdiler diye tenkit ederler. İsmail Hami Danışmen ırkçı bir adamdır. Tarihine bakın. Hangi adamın aslı Türk değilse ne yapar yapar onu batırır. Osmanlı'nın ölçüsü ırk değildir. Osmanlı'nın ölçüsü İslam'dır. Müslüman olduğu takdirde Sırp'ı da sadrazam yapar. Padişahlıktan sonraki mevkidir. Rum'u da yapar. Kim olursa olsun. Hiç ırkına, kavmiyetine bakmaz. Onlara göre bu dönmeler hepsi ihanet etmişler asla. Mesela bu bahsettiğim kitaba baktığınız zaman Sokollu'nun çok aleyhinde olduğunu görürsünüz. Kamilen haksızdır.
kamilen haksızdır. Kötü adam Türk'ten de çıkar, başkasından da çıkar. Meziyetler kavimden doğmaz. Meziyetler Allah korkusuyla iman etmiş adamın iman menşeidir. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır diyor hakim. Doğru görüş budur. Buna göre sadrazam mevkiine gelen adamların imparatorluk haline geldikten sonra bilhassa çoğu dönmedir. Dönme dediğiniz zaman sonraki vukuat dolayısıyla Yahudi'den dönmeler anlaşılır. Sabatay-ı Sevi cemaati anlaşılır. Halbuki buradaki dönme sözü sabatayist, yalandan Müslüman olduğunu söyleyerek zahirde Müslüman, batında Yahudiliği devam ettiren cemaatten manasına değildir. Aslen Müslüman olmayıp da devşirme, Hristiyan çocuklarını almışlar, Müslüman etmişler. Bu keşif de dehşet bir keşiftir. Can tarihinde en büyük hadiselerden biridir. Anadolu'ya gelen Müslümanlar nüfusça az olduğu için Hristiyan çocuklarını alıp Müslüman etmiş, ondan ordu kurmuş. Sistemin mükemmelliğine bak ki o Hristiyan çocuklarından teşekkür eden Yeniçeri ordusu muhafız kıtası gibidir. Hassa ordusu. Hassa ordusu ne demektir? Padişahı koruyan ordu demektir. Hristiyan çocuklarını al, Müslüman yap, padişahının emniyetini onlara havale et. Verdiği imanın onlardaki tezahürüne ne kadar güveniyor ki? Bu adamlara padişahını emanet ediyor. Ondan hassa ordusu kuruyor. Onlar da devşirdikleri memleketi gidip fethederek İslam'ı oraya götürmek için canhıraş mücadele ediyorlar. Sonraki devirlerde Yeniçeri isyan etti, Yeniçeri şöyle oldu, böyle oldu diye Yeniçeri'nin aleyhine bulunanlara kulaklarınızı tıkayın. Çünkü sonradan devşirme işi kalkmış, fütuhat bitti, belli genişliğe ulaşınca onun da sebepleri var. Ondan sonraki Yeniçeriler, Yeniçeri ordusu lağvedildiği zaman Anadolu çocuklarıydı. Devşirme değildi. Devşirme diye hücum edenlerin kulakları çınlasın. Asıl isyanı eden sonraki devirlerde bunlardır. Binaenaleyh bunun falan ırktan filan ırktan olması mühim değil. Sağlam Müslüman olup olmaması mühim. Bu sistem içinde onlardan birini sadrazam yapıyor. Niye? Çünkü tabanda bir gücü yok. Falan hanedan ailesinden biri olsa bir gün kafa tutar. Kız da padişah doğuran kız da ailesini tanımaz. Eğer entrika yapacaksa kendi çocuğu için yapar. Amcası için, babası için, halası için, dayısı için yapmaz. Çünkü onları bilmiyor. Esir pazarından 7 yaşında alınmış, bir nevi mektep olan harem, size anlatacağım, o harem de anlatıldığı gibi değildir. Harem üzerine de 1001 yanlış, yalan kurulmuştur bu ülkede. O harem bir üniversitedir. O kız bugünkü üniversiteyle kabili kıyas olmayacak derecede orada yetiştirilir. Padişah doğuracak insan. Ahlakıyla, ilmiyle, her şeyle mükemmel yetiştirilir. Ama insandır. Kendilerine yakın olan insanları kayırmak ister. Lakin kendi sülalesinden kimseyi tanımaz. Tanıdığı kendine en yakın kendi evladıdır. O da Ali Osman'dandır. Onun için entrika yapması emniyete ait değildir. Hanedan değişikliğine sebep olmaz. Şimdi bunun bir misalini size vereyim. Genç Osman gene Kemalist kalemlerce çok beğenilen bir padişahtır. Haddi zatında yaşına itibar ederek tecrübesizliğinden diyelim pek çok yanlışı olan bir adamdır.
Hiç de öyle Kemal Sen göklere çıkardığı gibi adam değildi. Ama mazurdur çünkü çocuk yaşadı. Şeyhülislam, onun devrinde Şeyhülislam olan Ömer Efendi'nin kızına talip olmuştur. Şeyhülislam ona diyor ki, padişahım bir kızım değil bin kızım olsa sana feda olsun. Ama bu yaptığın iş yanlıştır. Neden? Benim ailemden, sizin hanedanınızdan arka arkaya birkaç evlenme olsa, birkaç evlenme olsa, benim torunlarımdan birisi de ben padişah olacağım diye karşınıza dikilebilir. İşte bu mantıkla yerli ailelerden evlenmeyi men etmiş Fatih. Arka arkaya birkaç evlenme olsa benim hanedanımda öyle bir ailemde öyle bir itibar kazanır ki o hani aileden biri çıkar yarın der ki senden benim ne farkım var? Sen hanedan hükümdar ailesi olacağına ben olacağım der. Bakın Almanya rakama dikkat edin, tarihe dikkat edin. 1871 yılında Bismarck tarafından birliği kurulmuş bir devlettir. Bismarck hala Frankfurt'ta Bahnhof'a giderken bir kilise vardı. Orada kocaman bir kitabede yazar. Bismarck o kilisede bir toplantı yaptı. 30'dan fazla devletti Almanya. O devletin başını topladı, bir birlik kurdu orada. 1871'e kadar Almanya feodal, 30'a yakın bir devlettir. Bugün federal olmasının da sebebi odur. Çünkü o hanedan aileleri hala asalet dava ederler. Hala. Hatta Hannover'de en son hanedan, Hohenzollern hanedanının derneği var. Tekrar Almanya'ya krallığı getirmek için çalışırlar. Bunlar benim Osmanoğulların Dramı isimli kitabım hakkında ben makalelerinin başını koydum kitabıma. Ta 74 senesinde Metiye düzdüler. 30 sayfa makale yazdılar. Hanedancıdırlar. Bu şekilde Fransız kral ailesi de Fransa'da çalışır. Halk isterse bir gün krallığa döneriz diye. Yasak değildir. Türkiye'de böyle bir şey tabii yapmayı bırak, söylemek bile suç teşkil eder. Fakat bunu niye söylüyorum? Almanya'nın birlik kurması bu kadar geç. Halbuki Osmanlı o birlik üzerine titremiş. Cem Bayezid'e teklif etti. Ülkeyi ikiye bölelim, Anadolu bana kalsın, Rumeli sana kalsın diye. Bayezid'in cevabı vücudumun ikiye bölünmesine razıyım, vatanımın bölünmesine razı değilim. Bu vesileyle bir şey daha söyleyeyim. O Bayezid ne kadar büyük bir adamdır. Bahsi dağıtmamak için. Geçenlerde yeni yetme bir tarihçi geçinen birisi Bayezid zamanında padişahın direktifiyle meşhur Leonardo da Vinci'nin Türkiye'ye davet edildiğini söyledi. Bu da küllüğüm yalan ve yanlıştır. Bir resim gösterdi. İki Osmanlı askeriyle Leonardo da Vinci bir arada görünüyor. Bir arada resim çektirme ona davet olarak tefsir edildi. Tam aksi Leonardo da Vinci müracaat etti. Veli Beyazıt zamanında. Bana müsaade edin geleyim. Mabetlerle İstanbul'u donatayım dedi. Çünkü fetihten sonraki ikinci padişahtır. Bakın o Veli Beyazıt'ın cevabına. Bunu divanda paşalar görüştü. O dünyanın en meşhur mimarı gelip burada eser meydanı cami yapacak. Cami yapacak. Bunu mahsar denilen divanda alınan kararları özetleyerek gelir padişah okurlar. Padişah mütalasını alırlar. Mahzar da bunu söyleyince Veli Beyazıt asla dedi. Bırakın daveti. Kuş olup ülkemin üstünden uçmaya kalksa müsaade etmeyin. Paşalar sorular neden?
Bu bir Hristiyandır. Burada İslami bir mimari vücut bulacak. Ona Hristiyani unsurlar katılır. Bu Tanzimat'tan sonra oldu. Ortaköy Camii'nin minaresini yıkın kilise. Tophane'deki Nusretiye Camii o kadar şatafatına rağmen kilise şeyini yıkın kilise. Aksaray'daki Laleli Camii'nin süslerini görmeyin. Yıkın kilisedir. Bir fark minaredir. Neden? Bunlar baroktur. Tanzimat'tan sonra bu girdi. Orijinal şeyin geliştirerek Sinan'ın İslam'ın ruhuna, Müslümanların ruhuna uygun mimaride bir zirve teşkil eden eserler vücut bulmazdı eğer Hristiyan mimarı gelseydi. İşte böyle barok eserler dolardı. Melez, melez. Bunların hiçbir orijinal değildir. Daha başka sayabileceklerim de var. Bunlar Tanzimat sonrası eserlerdir. Dolmabahçe Camii böyledir. Ben üniversiteye geldiğim zaman Dolmabahçe Camii deniz müzesiydi. İçinde kayıklar vardı. Kemalizmin böyle ayıpları var. Sonradan Beşiktaş'taki deniz müzesi yapıldıktan sonra orası tahliye edildi. Ben orayı müze olarak gezdim. Sonra orada ön tarafta Meşuta kısmını görün, apartman katından farksızdır. Orada da 60'lı yıllarda Yıldız Teknik Üniversitesi talebesine bunun gibi böyle devamlı dersler yaptım. Bir apartman katıdır, farkı yoktur. Piç bir mimari. Beyazıt böyle ileri görüşlü bir adamdır. Bir anekdot daha söyleyeyim size, hatırınızda kalır bunlar. Camii, Beyazıt Camii'ni yaptırırken, bakın orada hiçbir Hristiyani unsur yoktur. Sinan'la zirveye ulaşan mimarinin temel hususiyetleri oradadır. Zaten Sinan bir devşirmedir. Devşirme ama aslen Türktür. Peçenek Türküdür. Arapların Bizans'a saldırmaları karşısında Rumeli'den peçenekleri getirerek Bizans Arap fütuhatının önüne koymuştur. Kayseri havalisine koymuştur. Oradan devşirmiştir. İlk defa Hristiyan Türk'ten de devşirme, Anadolu'dan da devşirme Yavuz zamanında yapılmıştır. Sinan o sırada talebedir. Şunu bilin ki Sinan 100 sene yaşamıştır. Bunun 50 senesi mimarlıkla alakasıdır. Yeniçeri ordusunda nefer olarak cepheden cepheye koşmuş. Ama merakı mimarlığa olduğu için her gittiği yerde eserleri incelemiştir. 50 yaşından sonra mimarlığa başlamıştır. O zaman talebeyken Beyazıt Camii'nin inşasını takip etmiş. Orayla ilgilenmiş bir adamdır. Aynı şekilde inşa devam ederken Sultan Bayezid bir gün geldi ki bir adam fırfır fırfır duvarı yükseltiyor. Anladı ki bu Hızır. Hemen gitti yanına elini tuttu. Dedi ki bana söz ver bu camiye her gün geleceğine, uğrayacağına yoksa Hızır'ı tuttum diye bağıracağım bütün milleti başına toplayacağım. Hızır etme gitme ben her gün nasıl gelirim dünyayı dönüyorum. Mümkün değil. Şu kadar zamanda gel, bu kadar zamanda gel. Haftada bir gelmeye ikna etmiştir onu. Tabi bunlar menkıbedir, doğru da olabilir, yanlış da olabilir de. Beyazıt Camii Şerifi'ne Hızır Aleyhisselam haftada bir kere uğrar. Ondan sonra bıraktı onu. Ona millet Veli Beyazıt sebepsiz dememiştir. Çok ileri görüştü. Ama Cem ona diyor ki, bölelim vatanı. Cem'i de göklere çıkarırlar. Çünkü mağdur ve mazlum olan makbul. Makbul. Bölelim. Anadolu bana kalsın, Rumeli sana kalsın. Vücudumun bölünmesine razıyım, vatanımın bölünmesine razı değilim. Çünkü bölündüğün zaman güç olmaktan çıkarsın. Bir cihan-ı husumet halinde hücum etmekte olan Avrupalı seni boğar. Bir kaşık suda boğar. Güçlü olursan onlara karşı tutunabilirsin.
Bu mantık evlat ve kardeş katlini icap ettiren kaidelerden biridir. Ama ne kolay söylüyorsun, ne evlat senin, ne devlet senin diyen kanunun sözünden ben başka bir mana daha çıkarıyorum dedim. O da şudur. Güya kanunun büyük evladı Şehzade Mustafa'yı katletmesi, Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa'nın birlikte çevirdikleri bir fırıldağın neticesidir. Bu da küllühüm yalandır. Eğer böyle olsaydı Rüstem Paşa Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinde bir katli olsaydı, gene Hürrem Sultan'ın oğlu olan Bayezid için tabii bu katledilir demezdi. Çünkü Hürrem Sultan'la ortaksa, beraber bir siyaset yürütüyorsa, beraber bir fitne çeviriyorsa, Hürrem Sultan'ın evladının öldürülmesini söylemez. Kaldı ki Nahçıvan Seferi'ne Kanuni Makbul İbrahim Paşa'yı gönderdi. O Hürrem Paşa, bu Hürrem Sultan, Şahım bu yaptığın yanlıştır. Şaha göre şah, şaha karşı şah gerek. Şah İsmail'in oğlu Tahmaps o zaman hükümdar İran'da. Şaha karşı sen gitmelisin. Bunu yapmazsan asker padişah kocadı sefere katılamıyor der ve evlatlarından birini ihtilalle başa geçirmeye teşebbüs eder diyor. O evlat kimdir? Muhtemelen Şehzade Mustafa'dır. Bunu diyen bir kadını böyle töhmet altında bıraktıktan mı da bir de Kanuni karısının ağzına bakarak nahak yere evladını öldürdüğü yolunda itham ederler. Bunlara sakın katılmayın. Osmanlı padişahları kahir ekseriyetiyle Evliyaullah'tandır. Evliyaullah'tandır. Hatim edenler bir hatim de onların ruhuna bağışlasın. Aradan zaman geçti diye unutmayın, şu toprakta onların cihat gayreti sayesinde oturuyoruz. Onların fütuhat gayretinde sayesinde oturuyoruz. Onlar eğer Tuna Nehri'ne kadar Avrupa'yı fethetmeselerdi bizi çoktan Orta Asya'ya sürerdi Haçlılar. Osmanlı'dan evvel Haçlı ordularını düşünün, Haçlı seferlerini düşünün. Hepsi Anadolu'da, Suriye'de, Filistin'de cereyan etmiştir. Osmanlı'dan sonra Yunan Harbi'ne kadar Anadolu'ya bir daha Hristiyan ayağı basamamıştır. Haçlı ordularını Rumeli'de karşılamış. Tuna Nehri'ne kadar vatan yapma siyasetiyle icraatta bulunmuştur. İslam dünyası 600 sene rahat bir nefes almış. Haçlı seferlerinin sebep olduğu katliamları göz önüne getirirseniz bu saadeti İslam dünyası Osmanlı Devleti'ne borçludur. Biz de onlara minnettarız. Rahmetullahi aleyhim. Allah cümlesinden razı olsun. Evet, Kanuni Şehzade Mustafa'yı Hürrem Sultan'ın ivasına kapılarak öldürmüş değildir. Hürrem Sultan'ın işte padişah ihtiyarladı, sefere katılmıyor. Onun için o zamana göre, çünkü padişah moral veren bir adamdır ordunun başında. O da canını siper ediyor. O da düşmanla beraber. Daha sonraki devirlerde bir kepçeciler harbi vardır. Bunun misali budur. Ordu dağıldı, Yeniçeri ordusu. Şeyhülislam padişah kaçıyordu, atın özgüsüne kapıldı. Bu meydanda yok mu bir bu din için bir can feda edecek olan dedi. Bu çok harp meydanlarında söylenir. Bunun birinci muhatabı padişahtır. O yükseliş devirleri böyle geliştirmiştir. Padişahın kaçmasını önledi. Ordunun yemek çıkaran aşçıları kepçeleriyle, şeyleriyle,
Padişahın etrafını aldılar, dağılan ordu geriye geldi, mağlubiyet galibiyete döndü. Kepçeciler Harbi, böyle vakalar anlatacağım size Osmanlı tarihinde, bahsi değiştirmemek için. Bak, kepçesiyle, bıçağıyla, sopasıyla aşçılar talihini değiştirmişti. Ne sayede? Padişahın direnmesi sayesinde. Padişah kaçsaydı onların feryadı, figanı, mukavemeti 5 kuruş etmezdi. Padişahı koruyun diye feryat ettiler onlar. Askerler geri döndüler. Mağlubiyet galibiyete döndü. Böyle işler çoktur. Şimdi demek oluyor ki Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi hususunda da kanuni çok itham edilir. Bu da asla doğru değildir. Onun isyan etmek istediğini veya onun namına askerler, bazen şehzadenin kabahati de olmaz, onu kullanırlar. Askerler kanuniyi devirmek istediklerine dair çıkan dedikodular üzerine bunun tahkikatını yapmış olan Sokollu Mehmet Paşa'dır. Şurada bakın, aslı Sırp olan Sokollu Mehmet Paşa, dünya duysun, padişahlarımız kadar büyük bir insandır. Sadece İstanbul'da 6 tane cami-i şerifi var. Burada gene size bir garip bir şey söyleyeyim. Mimar Sinan Kabe'nin tamirine gönderilmiştir. Süleymaniye'nin temelleri atıldıktan sonra temeller otulsun diye 8-10 sene kaybolmuştur. Bunun sebebi şudur. Pek bir yerde göremezsiniz. Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan, şu bir Üsküdar'daki camiyi yaptıran, babasına dedi ki, duyuyorum ki hacılar Arafat'ta çok susuzluk çekiyormuş. Ne olur babacığım, mimar başına müsaade etsen de Arafat'a bir su getirse, ben de bütün hulliyatımı takılır mı? Bu işe tahsis etsem, böyle bir hayra vesile olsam istiyorum. Ama bunu kimsenin bilmesini de istemiyorum. Yani Hürrem Sultan'ın hayrı diye anılmasın. Bugün Arafat'ta akan su Irak'tan gelir. Buna aynı Zübeyde derler Araplar. Harun Reşit'in karısı Zübeyde Hanım yaptırmış ilk. Lakin kanun devrinde su yolları bozulmuş, sıkıntı çekiyor hacılar. Kızının bu talebi üzerine mimarı bir gaybubet, bilinmeyen bir yere gitmiş, kaybolmuş numarasıyla oraya gönderdi. Hem Irak'tan Arafat'a kadar su yollarını Mimar Sinan tamir etti, hem de Kabe'yi tamir etti. Hatta Medine'de İstanbul hamamları gibi Selahattin bir hamam yapmıştır ki haremin büyütülmesinde yıkıldı. Ben orada hamamda yıkandım vaktiyle. 62'de duruyordu. İlk gittiğim zaman yıkandım. Sinan'ın hamamı diye de biliniyordu. Halbuki baksan Sinan oraya gitti diye bilinmez kitaplarda. Kabe'yi tamir ederken, Kabe'nin biliyorsunuz Hacer-ül Esved'i garmatiler çalıp kaçırmışlardı. Belli bir müddet onlarda kaldı. Kabe'nin, Hacer-ül Esved'in taşlarından 3 tane parça aldı. Bu 3 parçayı bir mümtaziyet ifade etsin diye herhalde padişahın camiinde kullanmak istiyordu. Lakin Mimar Sinan'ın kardeşleri bir kavgadan dolayı Kayseri'den Kıbrıs'a sürgün gönderiliyordu. Sokollu'ya gitti. Benim kardeşim kusurlu da olsa Kıbrıs'a gitmesin, burada kalsın. Sen onu bırak, ben de sana bir iyilik edeyim dedi. Ne o iyilik? Şehit Mehmet Paşa Camii diye anılır. Sultanahmet Meydan'dan
cin meydanına, kum kapıya doğru inerken yokuşta bir cami vardır. Şehit Mehmet Paşa Camii. O sırada o camiyi yapıyor. Bende Kabe taşlarından 3 tane var. Bir tanesini senin camine koyayım dedi. Hacı Öleslet'in parçası. Sokollu hepsini koy dedi. Olmaz, başka yere de lazım, kullanacağım dedi. Israr ısrar ikisine razı oldu. Kardeşlerini kurtarmak için. Şimdi Sokollu Camii'ne girdiğiniz zaman caminin içine geriye dönün, kapının üstünde çerçeve içinde Hacer-ül Esvet'ten parça vardır. Hacca gidemeyenler onu ziyaret etsin. Çünkü Hacer-ül Esvet'in hikmeti şudur. Hacılar niye ona elini sürerler? Allahu Azimişan elestü bir Rabbikin sualini tevcih ettiği zaman ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlar galu dediler, bela tasdik ettiler. Allah bu ahd-ı misakı Hacer-ül Esved'e yazdı. Hacer-ül Esved cennetten çıkmadır. Oraya gidip onu istilam etmek ve el sürmek, imza yenilemektir. Ya Rabbi ben ezeldeki ahdime sadıkım. Orada bela dediğim gibi burada da belayı tazeliyorum, yeniliyorum demektir. Bundan dolayı hacıların eli öpülmez, avcı öpülür. Öğrenin bu İslami adapları. O Hacer-ül Esved'in böyle bir hikmeti vardır. O bir mukaveledir. Allah ile kul arasında bir anlaşmanın yazıldığı bir senettir. Nitekim çivi yazısıyla yazılmış borç senetleri bulunuyor. Tablette yazıyor. Kağıt diye bir şey yok o zaman. Cennette de Cenab-ı Hak böyle takdir buyurmuş. Hacer-ül Esved'e yazılmıştır bu. Bizim onu istilam etmemiz, elimizi sürmemiz, imzayı yenilemektir. Sokollu Camii'ne Şehit Mehmet Paşa diye anılır. Sokollu Camii anılır. Azap Kapı'daki, köprünün ayağındaki cami de onundur. Geriye dön, kapının üstünde Hacer-ül Esved'den bir taş vardır, parça vardır. Bir çerçeve içinde oraya hak edilmiştir. Uzanılmaz. İstilam et uzaktan. Nitekim tavafa başlarken de Hacer-ül Esved'in hizasından başlanır. Ne kadar uzakta olursa olsun istilam edersin. Yani selam verirsin. Onu da öyle yapabilirsiniz. Orada bir parça da mihrabın üstünde vardır. İstanbul'da yaşayıp da bunu bilmeyen çoktur. Mihrabın üstünde. Bir parça da Kanuni'nin türbesinde vardı. Orada da türbenin içine girdikten sonra arkanızı Merkad'e dönün, kapının üstünde orada da bir çerçeve içinde Hacer-ül Esved'den bir parça vardı. Aha size İstanbul'un sırlarından bir sır ki İstanbul'da Hacer-ül Esved'den 3 tane parça var. İkisi Sokollu Camii'nde, biri Kanuni Sultan Süleyman Han Aleyhi Rahmeti vel Gufran Hazretlerinin türbe-i şerifelerinde giriş kapısının içeriden yana üstündedir. Kulağınızda kalsın. Yolunuz düşer, ziyaret edin. Sokollu böyle büyük bir şahsiyettir. Sokollu o kadar şuurlu bir adamdır ki Sakarya Nehri'ni İzmit Körfezi'ne bağlayarak Marmara'dan Karadeniz'e çıkış yolu yapmak istedi. Bugünkü ikinci Boğaz yolu yapılmak istendiği gibi. Lakin Sabancı Gölü yüksek olduğu için bağlantı yapıldığı takdirde Sabancı Gölü dibe vuracak dendi, vazgeçti. Süveyş kanalını aşmaya teşebbüs etti. Don ve Volga nehirlerini birleştirerek Türkistan'a gitmeye, İran üzerinden gidebilirdi. İran'ın fitnesinden korktu. İran'ın dışından Türkistan'a giderek Osmanlı'yı eski vatanıyla birleştirmek istedi. Bu adamın aslı Sırp. Ne olursa olsun herkes Beni Adem. Irklar sonradan ortaya çıkmış. Arızı şeylerdir. Herkes Adem Aleyhisselam'ın evladıdır. İslam nazarında inananlar bir millet, inanmayanlar bir millettir. Bunun dışındaki tefriklerin ehemmiyeti yoktur. Kale alınmaz.
Demek oluyor ki Sokollu aha sana Sırp. Ama padişahın kadar senin ihtiram etmen lazım gelen bir insandır. Onun tahkikatıyla Şehzade Mustafa'yı idam etmiştir Kanuni. Bu kadar büyük bir şahsiyetin Şehzade Mustafa'ya garezi vardı da Hürrem Sultan'ın oğluna sıra gelsin diye öldürdü diye bir şey konuşulamaz. Tarihen yalan ve yanlış olur. Kaldı ki Fatih Kanunnamesi'ndeki bir maddenin anlaşılması da buna engeldir. Doğru anlaşılması da. Neden? Kime ki padişahlık nasip ola, nizam-ı alem için karındaşın öldürür. Bu demiyor ki büyük evlada aittir. Ekberiyet sistemi çok sonra kabul edilmiş. Bu sistemde ihtiyar insanlar padişah olmuştur. İhtiyar adam hamleli olmaz. Fatih'in kanunnamesinin gösterdiği bir başka gerçek vardır ki hanedan mensubu olan evladın hepsi aynı hakka aittir. Küçüğü büyüğü yok. Bunlar mücadele etsinler, dirayetini ispat eden başa geçsin. Küçük de büyük kadar hak sahibi kılan bir kanundur bu kanunname. Bu bahse dair çok daha söylenebilir. Lakin ben size çok yakinen tanıdığım, kendisinden çok istifade ettiğim bir büyük zatın bir değerlendirmesiyle bu bahsi bitireyim. Bu değerlendirme Zahit Kotku Hazretlerinin'dir. Cennet Yolları isimli kitabının 36. sayfasında bakın ne diyor. Herhalde bundan olsa gerek eski Osmanlı sultanlarının tarihte çocuklarını öldürdükleri pek meşhurdur. Yukarıda bir şey anlatıyor da pek meşhurdur. Sırf İkiliğin doğmasından korkarak oğullarını bile feda etmişlerdir. Bazı tarihçiler bunu kötü zihniyetle yorumlama gafletine düşmüşlerse de asıl gaye birlik, vahdet ve kuvvetin muhafazası olsa gerektir. İşte Müslüman böyle bakar. Müslüman böyle bakar. Allah Zahid Efendi'nin de makamını âli eylesin. Suallerini alabilirim şimdi. Zannedersem evlat kardeş katli için bir umumi malumat, bir kanaat hasıl etmesi için söylenmesi gerekenleri söyledim. Bundan ötesi teferruattır. Falan vakada padişah haklıydı, falan da hata etti vesaire onu tarihçiler ayıklasın. Tarihçi olmayana gerekmez. Sorayım mı üstadım? Sor. Evet, değerli üstadım. Ertuğrul Gazi'nin Hazreti Mevlana ile bir görüşmesinde yanında 15 yaşındaki Osman Gazi'yi de götürdüğü ve Osman Bey'in Hazreti Mevlana ile görüştüğü ve yine Hazreti Mevlana'nın ona dua ettiğini, bununla beraber Fatih Sultan Mehmet Han'ın Hazreti Mevlana'nın 5. göbekten torunu olduğu iddia edilmektedir. Kimin? Fatih Sultan Mehmet Han'ın. 5. göbekten torunu olduğu iddia edilmektedir. Bunların gerçeklikle bir alakası var mıdır diye sual ediyor. Biraz gerçek, biraz yanlış. Bu bahsettiği hadise ata tarihinde geçer. Ata tarihinde ben onu Osmanoğulların dramı, Osmanlı ailesinin 24-74, 1924-74 arasında gurbette geçen 50 yıllarını hikaye eden bir kitabım var. Orada ata tarihinden aldım. Şöyle başlar. Bazı kütüb-i tevarihede Rişlekeş-i Sütur bulunduğu ve bazı rivayat-ı mevsukadan olduğu üzere diye. Şimdi onu ben aynen size okusam size İngilizce kadar yabancı gelir. Ben onu size bugünkü Türkçeyle anlatayım. Diyor ki
son Selçuklu hükümdarı Sultan Alaaddin-i Selçuki, Sultan Alaaddin, bir adamı kendine pederi manevi itaz etmiş. Yani ona intisap etmiş şeyh diye. Ve bunu da aleme ilan etmek için, o adama itibar edilsin, bak padişah onu şeyh tanıdı densin diye bir ziyafet tertiplemiş. Konya o zaman hükümet merkezi Selçuklilerde, o şehrin bütün ileri gelenlerini davet etmiş. Mevlana da Ata Atar'ın ifadesiyle ser Ahmedan-ı Huzlar'dan olmalı. Yani baş davetçilerden, davet edilenlerden biri olmakla. Bu hale muttali olunca o adamın bu işe layık olmadığı düşüncesiyle meclisi terk etmiş protesto makamında. Bila tehiyyatü selam meclisi mülukhaneden hıram buyurmuşlar. Ayrıldılar. Saltanat sarayının merdiveninde Osman Gazi ile karşılaştı. Osman Gazi ile karşılaştı. Osman Gazi bir büyük zat geliyor diye delikanlı o zaman. Babasından bir name getirmiş sultana, bir haber getirmiş vazifeli olarak. Onun dediği gibi Ertuğrul Gazi ile alakası yok. Bu vaka Osman Gazi'ye aittir. Benim kitabımda tam ata tarihindeki ifadesiyle bulabilirsiniz bunu. Osman Gazi kenara çekilmiş. Hürmetkar bir tavırla. Bu Mevlana'nın dikkatini çekti. Oğlum sen kimsin demiş. Ben uç beylerinden Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'ım demiş. Onun terbiyesini, hürmetkar tavrını beğenen Mevlana demiş ki, evladım demiş, Sultan Alaaddin birini pederi manevi itaz etti. Ben de sana manevi peder olmak dilerim. Gel benimle demiş. Osman Gazi ben sultanla görüşmeye geldim dediyse de o şimdi meşguldür. Zaten seni kabul etmez. Gel benimle demiş. Onu almış tekkeye götürmüş. Tekkeye götürmüş. Bir zikir vaziyeti alın demiş müritlere. Ha evvela bu Osman Gazi'ye sikkepuşu inabet ve niyabet oldu diyor. Yani Mevlevilerin sikkesi şu fesin yükseğidir. Görürsünüz şeylerde. Ona sikke derler. Sikke bir meskukat, madeni para manasına gelir. Bir de bu yüksek fes manasına gelir. Bu sikke başına koymuşlar. Bir de cübbe giydirmişler. Hilal şeklinde müritler oturur. Karşısına şeyh minderi koyar. Oturur. İşte Fatiha-i Şerif eder. Fatiha-i Şerif okurlar. İhlas-ı Şerif'te İhlas-ı Şerif okurlar vesaire. Şeyhin talimatıyla her tarikatta farklı bir zikir yapılır. Bu vaziyeti aldıktan sonra herkes de vaziyetini almış, hilal şeklinde Mevlana'nın karşısında dikilmişler. Mevlana oğlum Fatiha-i Şerif'i oku demiş. Dedikten sonra Mevlana adeta kaybolmuş. Osman Gazi bir okumuş, bir daha okumuş, bir daha okumuş. Elinde de tesbih, gayri ihtiyar da saymış. Mevlana birden kendine gelir gibi. Oğlum okudun mu? Okudum. Kaç tane okudun? Bakın bu söylediğim bu parça ata tarihinde yok. Sayı yok. Ama rahmetli Halil Can hasta yatağında yatıyordu. Bana bir yazma tarihten okudu. Orada bu sayı var. Bunu ben oradan ata tarihine ekledim. Ata tarihinde rakam yok. Fatiha Han oldular. Yani Fatiha okudular. Ondan sonra şöyle dua etti. Şimdi söyleyeceğim diyor ama o yazma tarihte şöyle deniyordu. Efendim 18 tane okudu. Sayayım.
sayıyor tespih 18. 18 rakamı da Mevlevilerde hususi bir rakamdır. Mesnevi'nin dibaçesi yani ön sözü 18 beyittir. 18 tane okudum deyince Mevlana buyurmuş ki bu yetmez oğlum 18 de ben okuyayım. 18 Fatiha da Mevlana okumuş. Amin demiş. Bütün müritler ellerini kaldırmış. Saltanatı İslamiye'yi Ali Selçuk'tan aldım, sana verdim. Mübarek olsun. Neslinden 36 adil padişah gelir. Bu rakam bu yazmada. Halil Can dedi ki ben bu kitabı sana vereceğim ama hasta yatıyordu. Bir kalkayım ben bunu ya sana fotokopisini veririm ya aslını veririm dedi. Kitabı onun için adını zikretmedim ama vakayı anlattım. Halil Can çıkmadan yataktan kalkmadan ben Eskişehir'de hapse düştüm. Ve ben hapisken Halil Can öldü. Bu yazmayı bir daha göremedim. Adı neydi? Bu rakamlar orada yazılıydı. Ata tarihinde Fatiha okudu. Padişahlığı Ali Selçuk'tan aldım. Sana verdim mübarek olsun dediğini söylüyor. Yani ata tarihi şu kadar 100 sene evvelki bir tarih. 36'yı nereden bilecekti diyeceksin. Ama yazma tarihi kitabın tarihin yazılış tarihini bilmiyorum. Çünkü kitabı ben elime almadım. Hasta yatağında Halil Can bana okudu. Ben de rakamı orada duyduğum için kitaba bunu ilave ettim. Demek oluyor ki suali soran arkadaşın suali Ertuğrul Gazi üzerine değildir. Osman Gazi üzerinedir. Ve işin aslı bundan ibaret. Fatih'in Mevlana'nın torunu olduğuna dair bir bilgim yok. Anası Mevlana'nın sülalesinden midir? Şu anda buna bir cevap veremiyorum, bilmiyorum. Başka ne vardı o sualde? Bu kadar sual. Tamam, başka sual. Şunu bilin ki bunun üzerine iki üç söz daha söyleyeyim. Osmanlı maneviyattan teyit olunmaktadır. Bütün manevi rical ya fiilen Osmanlı'nın yükselişinde vazife almıştır, vazife alamayan da duasıyla onların yanındadır. Desteklenmiştir maneviyattan. Yoksa Sırp sındığında 4000 kişiyle Hacı İlbey'i 40000 kişilik Haçlı ordusunu bir gecede perişan edemezdi. Burada himmet var. Sade zahire bakmayın. Bu işin arkasında bir de manevi güç var. Ve o zamanın manevi gücü Osmanlı'nın yükselişi istikametinde onlarla beraberdi. Bu teyit, bu da onların manen teyit olunduğuna delalet eder. Bir vaka daha söyleyeyim. Muhiddin Arabi, arkamda levası asılı. Osmanlı Devleti yokken yaşamış bir adam. Devlet-i Aliye Osmaniye diye bir devlet kurulur. Kıyamet alametleri zuhur edinceye kadar payidar olur, yıkılmaz diyor. Onun eserlerinde gören birisi levha haline getirmiştir. Abdülhamid'e sunmuş. Abdülhamid de bu levhayı Yıldız Camii'ne astırmıştır. Halen de o camide asılıdır. Ben onu yeniden yazdırdım. Odamda arkamda asılı. Bu maneviyattan Osmanlı'nın desteklendiğine delildir. Böyle başka deliller de vardır. Yer geldikçe söyleriz. Sor yeni bir sual. Evet. Bugüne kadar Amerika ile ilgili olarak lehine veya aleyhine hiçbir sohbetinize şahit olmadım. Bazı web sitelerde sizin adınız Amerika dostu Kadir diye itham ve iftirada bulunuyorlar. Bu konu için beni aynı zamanda Büyük Orta Doğu projesiyle alakalı olan ifadelerinizden dolayı sizi Amerika lehinde gösteriyorlarmış. Bununla alakalı olarak beni ve tüm Türk halkını lütfen tenvir ediniz. Saygılarımla demiş. Büyük Orta Doğu projesi denilen proje
kasten ismi yanlış konulmuş bir projedir. Bunun aslı İslam alemi projesidir. Çünkü Orta Doğu bir coğrafi isimdir. Bu isimler Uzak Doğu, Orta Doğu, Yakın Doğu Amerika'ya göre Amerikan edebiyatıyla ortaya çıkmıştır. Amerika'ya göre Avrupa Yakın Doğu'dur. Bizim bulunduğumuz bölge Orta Doğu'dur. Endonezya, Çin, Japonya Uzak Doğu'dur. Bu tabirler Amerikan edebiyatından yaygınlaşmıştır. Peki Orta Doğu bu mıntaka olduğuna göre Endonezya'yı ihtiva eden, Fas'ı ihtiva eden bir projenin adı Orta Doğu Projesi nasıl olur? Bu Müslümanları tedirgin etmemek için, İslam alemine biz yön vermek istiyoruz, şekil vermek istiyoruz, anlaşılmasın diye Orta Doğu Projesi denilmiş. Büyük kelimesini başına eklemekle bir coğrafi isim olan Orta Doğu Endonezya'yı içine almaz. Fas'ı içine almaz asla. Şu halde bu Orta Doğu projesi nedir? Bununla ne yapılmak isteniyor? Bu Orta Doğu projesi dünyanın her tarafında Amerikan aleyhtarlığından dolayı Amerika'nın istismar etmek istediği bir yerde kendi yerine bir taşeron kullanma isteğinden doğmuştur. Bu proje Amerikalıların siyasilerinin tamamına ait değildir. Ben aslında bunun üzerine bir müstakil sohbet yapmak isterim. Ama bunu da size madem sorulmuş kısaca izah edeyim. Tamamına ait değildir. Bu Demokrat Parti'de doğmuş bir görüştür. Cumhuriyetçiler bunun aleyhindedirler. Bu iki parti arasında İslam dünyasına bakıştaki fark nedir? Cumhuriyetçiler diyorlar ki biz güçlüyüz. Vururuz, kırarız. Bu alemin başta petrol olmak üzere tabii kaynaklarını ele geçiririz. İstismar ederiz. Demokratlar diyor ki hayır. Bu bize reaksiyon doğurtuyor ve birçok evlatlarımız bu yüzden oralarda ölüyor. Biz bunu bir taşeronla yapalım. Yani oralarda bizim de irtibatı belli olmadan bir başka güç bulunsun ama bizim de o menfaatimizi temin etsin. Bunun üzerine yaptıkları araştırmada bu rolün Türkiye tarafından oynanabileceğine hükmettiler. Bu Demokrat Parti'de oluyor. Türkiye İslam dünyasının başına geçse, Türkiye'de bizim siyasetimizle paralel bir idare ile idare edilse, bizim başta petrol olmak üzere Orta Doğu'nun imkanlarını kullanmamıza onun vasıtasıyla bir yol açılsa, bu siyasi bir yol olur, öbürü gibi fedakarlığı gerektirmez. Halkın reaksiyonu karşısında evlatlarımızın ölmesini icap ettirmez. Yani bir yere gelip bayrağını dikerek işgal ettim tarzında görünmek başkadır. Ekonomisine, siyasetine, perde arkasından hükmederek istediğin adamı getirip ona senin istediğin şekilde hareket ettirmek başkadır. Onu halk anlamaz. Yani halk ne kadar anlamıştır Mübarek'in Yahudi'nin adam olduğunu. %90'ın farkında değildir. Bizim ülkemizde de böyle işler var. Bu siyasi olan görüş
Demokrat Parti tarafından Clinton zamanında, hatta daha evvel Johnson zamanında ortaya atılmış ve bunun üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların aleme ilanında mahsur görülmeyen şekli bütün büyük Orta Doğu projesidir. Yani aleme söylenen bu coğrafyada kargaşa var. İşte bu kargaşadan petrol zayi oluyor. Halbuki o dünyada sayılı miktardadır. Ziyan oluyor. Petrol kuyuları tutuşuyor. İran-Irak harbinde olduğu gibi vesaire. Burada sulh sükunu temin etmek istiyoruz. İnsan hakları çiğneniyor. Oralara demokrasiyi getirmek istiyoruz. Bahane alabildiğince. Ama esas Amerika'nın menfaatini temin etmek için bu aleme taşeron yoluyla tahakküm etmektir. Bunun için. İlk yaptıkları iş şu oldu. Ben bir nebze bunu daha evvel temas ettim buna. Hilafeti geri getirmek. Bunun için bir komisyon çalıştırdılar. Çeşitli insanlardan bu nasıl olur diye görüş istediler. Benim hilafet kitabımda görmüşsünüzdür. Ben de onlara verdiğim raporu yayınladım. Benden de rapor istediler. Bu nasıl olur? Hilafet geriye nasıl gelir? Bunun içeride ve dışarıda muarızları vardır, engelleri vardır, pürüzleri vardır. Bunlar nasıl aşılır? Sen ne diyorsun? Bunlar bu raporu sadece benden almadılar. Benim tahminim İslam dünyasında pek çok insana sordular. Böyle bir çalışma yapılırken bu işi doğru bulmayan İsrail harekete geçti. Bu proje şu anda tavsamıştır. Sebebi bunun İsrail'in menfaatine aykırı olmasıdır. Çünkü Türkiye hilafet geriye gelir, İslam dünyasının başına geçerse bu Kemalizmle olmaz. Getirip sen Şam'ın meydanına Mustafa Kemal'in heykelini dikersen o kitleyi benimseyemezsin, devleti benimsetemezsin, bunu azmedemezsin. O halde bu rolü oynayabilmek için İslam'a dönmek lazım. Elin Hristiyan'ı sana güzel Müslüman ol da İslam dünyasına baş ol der mi? Ilımlı Müslüman ol diyor. Bu ılımlı kelimesi de İslam düşmanlarını, İslam'a dönmeyimizi arzu etmeyenlere karşı onların husumetlerini hafifletici bir slogandır. Kandırma. Ilımlı Müslüman ol. Bizim başbakan bile dedi ki İslam'ın ılımlısı mı olur? Vallahi ben gavurluk da önce ılımlı başladı, sonra ılımsız hale geldi. Az'a sormuşlar, nereye gidiyorsun? Çoğa gidiyorum demiş. Her büyük şeyin aslı küçüktür. Ben ılımlıya da razıyım. Ilımlıda sebat etmemek, sabit kalmamak şartıyla. Ilımlı bana şans verir. Mesela demokrasi. Demokrasi yani bizim müdafaa edeceğimiz bir sistem değildir. Çünkü sayı çoğunluğuyla hakikat tayin eder. Ama bize nefes alma şansı verdi. 1950'den evvel ben yaşadım, biliyorum. Nefes alamazdı Müslümanlar. Evinde mevlid okuttu diye adamlar karakola çağırılırdı yahu. Hain yaptın diye. İmam cenaze takibinde sarıkla cübbeyle cenazenin önünde gidemezdi. Caminin kapısına cübbeyle sarıkla çıksa suç işlerdi. Biliyor musunuz 50'de Demokrat Parti? Dini vazife esnasında kullanılır dediğine göre cenaze takibi de imam için bir dini vazifedir. Cenazeyi götürürken sarıklı cübbeli olabilir. Definden sonra olamaz. Şimdi Anadolu'da bakın. Mevta defn olana kadar imam sarıklı cübbelidir. Geriye camiye dönerken sarık elinde, cübbe kolundadır. Başına koysa hala suçtur. Bunlar Kemalizmin kalıntısıdır. Papaz, papaz kıyafetiyle sokakta gezer, imam, imam kıyafetiyle sokakta gezemez, hala suçtur.
cenaze takibinden dönerken fesli sarığı başından çıkaracak. Bunu ben çok gördüm. Siz Anadolu'da görmüşsünüzdür. Bu bir inşaatla oldu. 50'den evvel anlatmak istemiyorum. Ömrüm bundan geçmiş. Ama biz bir nefes aldık. Bu nefeste canlanmaya başladık. Narkozdan sıyrılan hastaya benziyoruz. Daha hala ameliyattan yeni çıkmış gibi uykuda olanlar da var. Tamamen elhamdülillah sizin gibi açılmış olanlar da var. Ama netice itibariyle böyle felaketli bir devir geçirdik. Ama o 50'deki adım İslam'a nefes aldırmak için değildi. Diktatörlüklerle Hitler dolayısıyla mücadele etme kararı olan dünyadaki umumi siyasi cereyanın Türkiye bir inikasıydı. Bizimkiler faziletlerinden demokrasiye geçtiler zannetmeyin. Bunu da ben evvelce anlattım zannediyorum. Hasan Saka bizde cumhuriyetiz, biz demokratız falan dedi. Ne cumhuriyeti? Bir tek partiyle cumhuriyet mi olur? Milletin tercih hakkı yok ki. Ankara'da seçilecek milletvekillerin listesi gider bir vilayete. Orada 5-10 tane adam sandığa atar, millet seçti olur. Bu aldatmaca. 30 sene böyle milleti aldattılar. Güya halk müntehibi evvelmiş de, Halk Partisi idare heyetindekiler de müntehibi saniymiş. Halk mı seçti onları, onlar da oraya tayinle geldi. Millet aldatıldı. 50'den sonra bu mecburiyetle Hitler'in sebep olduğu diktatörler frenlenemediği için hem kendi milletlerine hem başkalarına zararlı oluyor. Demokrasiye geçişi takviye edeceğiz. Geçmeyenlerle mücadele edeceğiz. Takviye de neydi? Marshall Kanunu, Marshall Yardımı'dır. Adı Marshall Yardımı'dır. Türkiye ilk defa iş makineleri, traktörler 1950'de bu Marshall Yardımı dolayısıyla geldi. Çünkü ikinci bir partiye müsaade edildi. Ha, biz bundan nefes aldık. Ilımlı Müslümanlık da böyledi. Bak o günden bugüne geldik. İlk mektebin 4. 5. sınıflarına Menderes seçmeli din dersi koyduğu zaman bu matbuatta kopan, siyasette kopan kıyameti görseydiniz. Bugün peygamberin siyeri şerifi okunacak, Kur'an okunacak devlet mektebinde o günkü reaksiyonun %1'i yok. O gün bu olsaydı ya saatinde ihtilal olurdu. Saatinde ihtilal olurdu. Demokrat Parti'ye 1960 ihtilalinde bulunan kabahat neydi? Tamamen dinin üzerindeki baskıyı kaldırma istikametindeki hareketlerdi. Ben 27 Mayıs'ta hapis yatmış bir adamım. Gördüklerimi size anlatsam inanmazsınız. Hücre hapsi yattım. Şu baston onun içindir. Ben 30 yaşından beri bastonla gezerim. Bu fiyaka değil. 27 Mayıs'ta Harbiye'de hücrede yattım. Balmumcu kışlasında yattım. Bütün itham. Bak size bir vaka anlatayım. Bir ölçü olsun. Bir vaka anlatabilir. Pekospil diyorduk bir binbaşı. Geliyor bize hakaret ediyordu Balmumcu'da hücrede. Tek yatıyorduk. Orada kimsenin yüzünü görmüyor. Şu masa kadar bir yer. Namazı duvara secde ederek kılıyordum. Duvara. Eğilmek mümkün değil. Balmumcu kışlasında 16 kişiydik. Biz Amerika'ya gittik. Anlatıyor şimdi adam. Bir vaka söyleyeceğim. Biz Amerika'ya gittik. Amerika şöyle mamur, böyle mamur falan. Kendi memleketimiz hesabına çok üzüldük. Bir de döndük geldik havaalanında. Ya bizde de yapılmış yollar falan. Oo memnun olduk ya, bizde de kalkınma var Demokrat Parti zamanı. Bunu 60'ta anlatıyor adam, binbaşı. Pekospil adını takmıştı. Kendi öz adını unuttum. Niye öyle diyorlardı onu da bilmiyorum. Pekospil kimdir de onu da bilmem hala. Ben bunların artist dünyasıyla bir alakam yok.
Her neyse. O men bir de içeriye girdik ki her köyde bir Kur'an kursu, her kazada bir imam hatip. Atatürk'ün inkılapları yıkılmış, orta çağ karanlığına gidiyoruz. Siz dua edin. Biz sizin arkasından gittiğiniz o Menderes'i ihtilal günü bir duvar dibinde beynine kurşun sıksaydık kim ne diyebilirdi? Biz adalet yaptık. Onları muhakeme ediyoruz. İçinizde onlarda gönlü olan varsa bilsin ki onlar bir daha bu ülkede bir varlık gösteremezler. Biz onları sildik. Bundan sonra Türkiye Kemalizm'e rağmen olacak. Bütün icraatlarını da yok edeceğiz. İmam Hatip'i yıktılar. Peki bizimle hapis yatan bir grup vardı. Neydi biliyor musun? Aksaray'da Yeni Kapı'da Çakıl Gazinosu diye bir gazino vardı. Ben kimlerle hapis yattım size bak söyleyeyim de anlayın mantığını işin. Orada insanların şakadan biri demiş ki Rahabı bizim Karadenizler'de. Rahabı denizin altından bir tünel yapıda yasa adaya gitsak Menderes'i kurtarabilir miyiz? Devleti yapamaz onu. Yeni Kapı'dan yasa adaya tünel yapacak deniz altı. Orada buna şahit olan birisi bütün kahve halkını 20-30 kişi hemen tevkif edip getirdiler, hücreye doldurdular. Niye? Onlar da bilmiyor mu bu laf bir şaka bir şey, bu olacak iş değil. Onlar niye hapsediyorlar biliyor musun? Siz yalandan olmayacak bir iş bile olsa Menderes'i kurtarmayı düşünüyorsunuz. Hissine ceza veriyor. Ve bu adamlar bir seneye yakın hapis yattılar. Bir seneye yakın. Demek oluyor ki işte o ufak taviz ilk mektebe din dersi bilmem ezanın üzerindeki yasağı kaldırmak nevinden işler böyle bir ihtilalle karşılaştı. Bugünkü vallahi bütün hükümeti asarlardı 27 Mayıs'taki gibi 3 kişi değil. Bütün meclisi kurşuna dizerlerdi. O zaman olsun. Bu ne demek? Atmosfer değişti demek. Atmosfer değişti. Mayıs ayında yağan kardan korkulmaz. Bizim için Mayıs ayı. Onlar ne yaparsa yapsın netice alamazlar. Zaman manevi vasfı itibariyle onların aleyhindedir. Bunu niye söylüyorum? Ilımlı İslam da buna benzer. Bir nefes alırsın, bunun icabı olarak bir şey yapılır. Diyelim ki hilafet geldi. Nasıl gelirse gelsin. Bozuk bir hilafeti doğruya inkılap ettirmek, yokken onu kurmaktan daha kolaydı. Sen şimdi bunu yapıyorum dedin mi Mustafa Kemal'in yıktığını yapıyorsun. Kıyamet kopar. Halbuki bu herhangi bir surette kurulsa da kötü bir adam bile olsa yarın iyisi gelir. Bakın size buna Emevi tarihinden misal vereyim. İkinci Velid. Herkes Haccacı zalime söver savar. Haccacın evet kötü yanlış işleri de var yahut aşırı işleri de var ama Türkistan'ın fethi onun gayreti sayesindedir. Çok müsbet tarafları da var. Halbuki Haccac bin Yusuf değil Haccacı zalim diye yerleşmiş. Tarihin böyle cilveleri var. Asıl zalim, asıl kafir Halife II. Velid. Sarhoş. Kur'an'dan tefeül edin diyor. Açıyorlar Kur'an'ı, münafıklar hakkında bir ayet çıkıyor. Kızıyor sarayının bahçesinde. Kur'an'ı havuza atıyor. Hırsını alamıyor. Yanındaki muhafızın okunu yayına alıyor, Kur'an'a ok atıyor. Ok atıyor. Halife sıfatına aiz adam. Bu tarihte hiç konuşulmaz. Çünkü Alevilerle uğraşmadı. Alevilerle uğraşsaydı ya, o zalim denince ilk akla o gelirdi.
Propaganda silahı Alevilerin içinde. Adamı incitmesinler, gidin yolunu kesin de alın getirin diye göndermiş. Bunları anlattım size. Ama Alevi propagandası beynimizi doldurmuş. Eğer Velid Alevilerle uğraşsaydı, sen göreydin Velid, zulüm dendi mi, kötülük dendi mi ilk aklı o gelirdi. Halbuki Müslümanlar hiç bilmez bu işi. Haccacı zalim bilir. Çünkü Alevilerle mücadele etti. Meşru hükümete karşı isyan çıkaranlarla uğraştı. Her neyse. Bunu niye söylüyoruz? Bu bize bir nefes alma şansı verir. Kötü adam gelse bile sonradan düzelir. Sizin bu kötülükte zirveye varan Velid'in arkasından Ömer İbni Abdülaziz halife oldu. Bak oradan nereye geçildi. Hulefai Raşid'in ayarında bir büyük halife geldi. Çok kısa bir, 2-3 sene bir hilafeti var. Ama tarihe altın harflerle yazılmış. Ömer İbni Abdülaziz. Halbuki bu, Kur'an'a ok atan Velid'in halefidir. Bu da böyle olabilir. Bunun için misal veriyorum. Olmayan bir müesseseyi kurmak, o müesseseye iyi, bir iyi, kötü adamı yerine iyi adamı getirmekten daha zordur. Binaenaleyh onlar böyle bir şey düşünüyorlar. Türkiye'yi buna taşeron olarak kullanmak istiyorlar. Ben şimdi bakarım. Amerika babamın oğlu değil. Ne bila sebep dost olmam gerekir, ne bila sebep düşman olmam gerekir. Onun tavrını kendi hesabına değerlendirdiğim zaman, gelip vurarak, kırarak bu işleri yapmasındansa, siyaseten yapmasının kendisi için daha doğru olduğunu düşünürüm. Bu akıllı bir iş. Çünkü bir yeri bayrağını dikerek işgal etmek, o işgali müşahhas hale getirdiği halde Amerika'nın İsrail'in işgalinde olduğu gibi. Ama bu görünmez. İddia etsen ispat edemezsin. Basın elinde, banka elinde, sendika elinde. İstediğini indirir, istediğini bindirir. Obama'yı aday yaparak Demokrat Parti'de %75 olan geçen seçimde reyini %52'ye indirdi. Bunu yapan Yahudidir. Ama Amerika Yahudi bayrağı altında yaşamıyor. Bu işi Siyonistler çok iyi bilirler. Akıllı işgal böyledir. Onun hesabı nasıl? Bana gelince benim ne karım olur ne zararım olur. Eğer İslam dünyasının liderliğine onun da desteğiyle, onun da İslam dünyasındaki taraftarlarını bu fikre imale etmesiyle yardım edecek bunu düşünüyorsa, onun da güdümünde olan liderler var İslam dünyasında. Onların tasvibiyle ben bu işi kolaylıkla yapacaksam benim için petrol kaybı bir değer değil. Zaten bunu Amerika tüketiyor. Suudi Arabistan 5,5 milyon varil günde petrol çıkarır. Bunun binde birini kullanmaz. Suud petrol zenginidir. Amerika 12 milyon varil çıkarır. Suud'un bir katından da fazla. Amerika petrol fakiridir. Çünkü 22 milyon varil günde sarf eder. Suud'a %50 ortaktır. Bunu ucuz alır, pahalı alır, o devletin anlaşmasına bağlı. İslam dünyası zaten bu petrolü kullanamaz. İşte Suud misalinde olduğu gibi. Bu petrolü başta Amerika olmak üzere Batı muhtaçtır buna. Batı muhtaçtır. Amerika bir günde Türkiye'nin 30 senede sarf ettiği petrolü sarf ediyor. Bir Allah'ın günü. Dünyada günde 80 milyon varil petrol çıkıyor. Bunun 22 milyon varilini Amerika tüketiyor günde. Dörtte birini. Daha bile fazla. Ve Amerika'nın 10 seneye kadar
12 milyon varil olan günlük istihsali 8 milyona iniyor. Bazı kuyular bitiyor. Bugün ihtiyacı 10 milyon varil günde. Bu 14 milyon varile çıkacak 10 sene sonra. Onun tedbirini alıyor. Versin İslam dünyasından aldığı petrolün parasını da varsın alsın. İslam dünyası bunu birine satmaya zaten mecbur. Bu su değil ki tüketsin bunu. Onu tüketim şansı mahdut. Yeter ki değeriyle satsın. Yahudi Amerika'ya kazık atmak için 32 dolarda petrol, OPEC fiyatı, petrol çıkaran ülkeler birliğinin fiyatı 32 dolardı, 132 doları geçti. Amerika'yı yıkma planı var Yahudi'nin, bunları anlatırım sonra size. Bu plan gereğince Amerika'yı iktisaden sarsacaklar. Ve rafineriler tamamen Yahudilerindir. Bu kadar pahalandırmak Amerikan ekonomisini batırmak içindir. Yahudi sermayesi Çin'e kaçıyor. Özetle söyleyeyim. Bu kaçış tamamlandığı zaman ilk yapacakları işi size söyleyeyim. Milli paraların teminatı dolar değildir. Eskiden olduğu gibi altındır. Şimdi siz duyuyor musunuz Türkiye'nin hazinesinde ne kadar altın var? Gerekmiyor çünkü. Ama 95 milyar dolar var. 500 milyar dolar borcumuz var. 95 milyarın üzerinde kuluçka gibi oturuyoruz. Öde bunu borcunu da dörtte bire insin de faizden kurtul, değil mi? Senin paran lahana yaprağına döner bunu yaparsın. Çünkü milli paraların değerini belirleyen o paranın devletinin hazinesindeki dolardır. Stok dolar paranın teminatıdır. Eskiden altındı. Yahudi beynelmiler bir kongre toplayacak. Amerika'dan Amerikalı diye biri gelecek, ekonomisttir, Yahudidir. Almanya'dan Alman diye biri gelecek, Yahudidir. Fransa'dan biri gelecek, Yahudidir. Oturacaklar, diyecekler ki artık dolar milli paraların teminatı değildir. Bunu şimdiden İran yaptı. O Yahudi'ye düşman olan İran bir meselede Yahudi'ye paraleldir. İran petrolünü dolarla satmıyor. Bu bir adımdır. Türk parasıyla satıyor. Suud riyaliyle, Körfez'deki riyalle, kendi parası da riyaldir. Onunla da satıyor. Çin parasıyla satıyor, Japon parasıyla satıyor. Dolar vereceğim dedi mi sana petrol yok diyor. Maksat dolara karşı bir harp. Ama bu tek başına İranlı olmaz. Buna İsrail destek verdiği zaman Amerika'da kendi milli parasından mevcut miktarın 100 katı dünyada var. Her devletin, dünyada her devletin kendi milli parasının teminatı olmak üzere belli bir stoku var. Kullanmamak şartıyla kuluçka gibi üzerine yatıyorsun. Bunun hiçbir geliri yok. Sadece milli paranın itibarını korumak için. Al bu paranı dedi mi derya deniz Amerika'ya para girecek. Lahana yaprağından aşağı olur. Bizim Karadeniz'de bir tabir vardır. Kıymetsiz şey için bir manat etmez derler. Neden biliyor musun? Ruslar işgal ettiler. Rus parası manattı. Bolşevik ihtilali oldu, para geçmedi. Lahana yaprağına döndü. Kıymetsiz şeye bir manat etmez derler. Dolar böyle olur. Bunu Yahudi yapacak. İlk hamlesi budur. Başka yapacağı işler de var da bahsim o değil. Yahudi bu projeyi istemiyor. Çünkü bu projenin içinde Türkiye gibi ancak dini temayüller takviye edildiği takdirde bu iş yapılabilecek olan bir devlet, o dini temayüllerin takviyesi halinde tarihi tecrübesiyle
kavmi hususiyetleriyle Yahudi'yi ürkütücü bir güç haline gelir. Türkiye Kemalist olsa yurtta su, cihanda su. Yahudi ne yaparsa yapsın, isterse Kayseri vilayetine kadar istesin. Kimsenin kılı kıpırdamaz. Ama Türkiye Müslüman oldu mu? İşte Filistin'e de karışır. Suriye'ye de karışır. Bunlar hepsi Kemalizmin karşıtı tavırlardır. Geçen hafta bir nebze anlattım. Yani kendi milli hudutları içine tahsis olmuş bir alakadan hudutlar dışına teveccüh etmiş bir alakaya dönüş halindedir Türkiye. Bunun neticesi İslam dünyasının liderliği ise bu İslamsız olmaz. Sen ancak İslam dünyasına doğru dürüst İslam'ı yaşayarak varabilirsin. Hala imamın sokakta dini kıyafetiyle dolaşamazken sen bir Müslüman devletim diyemezsin. Sen Müslüman, millet Müslüman. O da ne kadarsa, Ramazan-ı Şerif'te plajlardan kaç kişi eksildiyse o kadar. O da ne kadar. Millet yarısı çürük ve elmadır. Lakin ennâsü alâ dini mülûkîm. İnsanlar kendilerini idare edenlerin dini, mezhebi, meşhebi üzeredirler. Baş düzelmeden milletin düzelmesini beklemek zordur. Başın düzelmesi evvela mevzuat-ı kanuniyenin düzelmesidir. Sen hala laiklikte inat ediyorsan, aha anayasa yapıyorsun. Eğer laiklik Fethullah Gülen'in dediği gibi hürmetten ibaret ise bu İslam var zaten. Ne gereği var bu prensibin? Diyebiliyor musun? Diyemez. O zaman bu rolü oynaman İslam'la kaim olduğuna göre bu millet İslam'a döndüğü zaman Yahudi için çanlar çalıyor. Onun için Yahudi Demokrat Parti iktidarını engellemek için evvela Clinton'ın koynuna bir Yahudi kızını soktu, gizli kamerayla aldı, onu istifaya zorladı. Ondan sonra destek verdi. Cumhuriyetçi Parti'yi iki devre iktidara getirdi. Cumhuriyetçi Parti'nin Afganistan'da, Irak'ta maruz kaldığı bozgun sebebiyle reyleri %25'e düştü. Bu %25'lik partiyi nasıl iktidar yaparım diye yarı zenci bir adamı rakip partide aday yaptı. O partinin reyini %75'ten %52'ye düşürebildi. Şimdi kritik bir seçimle karşı karşıyayız. Demek oluyor ki, işi hulasa edeyim. Ben Amerika'nın ne dostuyum ne düşmanıyım. Ne düşmanlık için ne dostluk için bir sebebim yok. Yanlışına yanlış derim, doğrusuna doğru derim. Ben Müslüman'ın dostuyum. Benim ölçüm Müslüman'dır. İslam dünyasının lehinde bir hareketi olursa tasdik ederim. Aleyhte hareketlerin de aleyhinde. Büyük Orta Doğu projesi onun menfaati için düşünülmüş, bizim için düşünülmemiş. Ama bizim de büyük bir handikaptan çıkmamıza sebep olacaksa belli bir zaman için ben buna eyvallah derim ve diyorum. Bal tutan parmak yalar. Bir tüccar bir ecnebi memlekete gitse, orada dese ki bana şu malı topla bir adamı. Ona bir komisyon vermesi lazım. Sen benim uşağım değilsin ki bana şu hizmeti yap diyeceksin ona. Bir hayır işi değil ki bu. Menfaat. Bunu da Türkiye'ye teklif eden sen benim menfaatim için bunu yap karşılıksız diyemez. Ben Türkiye'nin aldığına verdiğine bakarım. Kârdaysa bir adam, ticaret gibi kârdaysa o alışverişe evet der. Zarar ediyorsa hayır der. Ben de buna bakarım. Bana göre Orta Doğu projesi Türkiye'yi alem-i İslam'ın yeniden lideri yapmak hususunda bir teşebbüs olduğu cihetle taşeron suretiyle olsa bile bu Kemalizmin bitmesidir.
Osmanlı zihniyeti istikametinde atılan bir adımdır. Alkışlarım. Başka delillerim, sebeplerim de var da bu sohbeti buna tahsis ederek bitirmek istemiyorum. Başka bir sual sor. Üstadım, Mehmet Akif Ersoy'un yeni bulundu da basıldı denilen bir Kur'an-ı Kerim meali var. Aslında bu basılan mealin Akif'e ait olup olmadığını sormuşlar. Sizin de bunu bir eserde dipnotta bundan biraz bahsettiğinizden bahsetmiş. Evet peki. Ben bu Akif'e mal edilen yarım tam değil mealin takdimini okudum. Onlar da kabul ediyorlar ki Ekmeleddin İhsan'ın babasına verilmiş, yakması vasiyet edilmiş. Ekmeleddin İhsan'ın babası kıymış yakmaya, o da Ekmeleddin İhsan'a vasiyet etmiş. Ekmeleddin İhsan da ben de böyle yazdım. Çünkü ben bunu Ekmeleddin İhsan'dan dinlediğim gibi, ayrıca o bir gazeteye de bunu yazdı. Babasının vefatından sonra halen sağ Emin Saraç gibi bazı eserde okuyan talebelerin huzurunda şahit olarak yakmıştır. Lakin bunlar diyorlar ki İhsan Efendi bunu Mustafa Runyun, Allah rahmet eylesin, ben tanıdım onu, iyi bir hocaydı. O Emin Hoca ile vesaireyle orada talebeydi. Mustafa Runyun'a daktilo ettiriyormuş. Bu daktilo yarıya kadar yapıldıktan sonra İhsan Efendi vazgeçmiş. Ama o daktilolar, yarı daktiloyu o muhafaza etmiş. İhsan Efendi'nin haberi olarak veya olmayarak bilmiyorum. Şimdi Mustafa Runyun ölmüş, o defter, o daktilo edilmiş yarım meal oğlunda kalmış. O da bunlara vermiş, yayınlamışlar. Buna Akif mütehassısı olan Ertuğrul Düzdağ evet diyor. Ben bir şey demem gerekmez. Herhalde onlar kabul ettiğine göre yakılan nüshanın bir kısmının bir kopyası olarak onlara itimat edip bunu basmışlar. Fakat ortalıkta o kadar meal var ki ben mealcilikten bıktım usandım. Meal okunmasına da asla taraftar değilim. Kur'an'ın azametini müdrik olan meal okumaz, tefsir okur. Evet. Evet üstadım. Sayın Kadir abi, benim sizi tanıma sebebim sizi karalayanlar sayesinde oldu. İyi ki sizi karalamışlar, yoksa sizi tanıyamayacaktım. Bak hele. Benim sorum, Darül Harp nedir? Hangi şartlarda Darül Harp olur? Bununla alakalı olarak bir sual daha var. İkisini birleştirelim üstadım. Evet. Şimdiki iktidara kıyam ve huruc etmek doğru mudur? Oo. Aslında kalan vaktimizde çok bir şey yok ama hülasa mı eder? Bakalım. Yetmezse onda haftaya devam ederiz. İslam nazarında mekanlar, beşeri mekanlar, Darül Harp ve Darül İslam olarak ikiye ayrılır. Darül İslam, İslam kanunlarının tatbik edildiği bir yerdir. Darül Harp ise İslam kanunlarının tatbik edilmediği, eskiden de tatbik edilmemiş olduğu bir yerdir. Buna ilaveten bir de Darül Ahd vardır. Anlaşmalı bir yer. Darül Harp olan bir yerde bir Müslümanın ihtiyari ikametine cevaz yoktur. Yani ben Paris'i beğendim, gidip orada yaşayacağım diyemez. New York'u beğendim, gidip orada yaşayacağım. Bir Müslümana bu cevaz yoktur. Osmanlı
sefir uzun zaman göndermemiştir Diyar-ı Küfre. Orada birisine maslahat güzar. Mesela 2. Bayezid zamanında bir Rus elçisi geldi. Hatta gariptir, çok pis kokuyor dedi, iade edildi. Aman çabuk git. Pis kokuyor adam. Biliyor musunuz Hristiyanlarda takva övünmesi nedir? Vaftiz suyunun üstüne su değdirmedim diye övünürler. O çocukken vaftiz edilmiş ya, onun üstüne su değdirmemiş. Parfüm sanayinin Avrupa'da ileri gitme sebebi yıkanma yerine kolonyayla silinme ihtiyacındandır. Takvadır yıkanmamak. Halbuki İslam'da el nezafetü minel iman, imandandır temizlik. Evet, pis bir adamı iade ettiler. Ve 2. Beyazıt çana bir mektup yazdı. Kefe'deki valimizle ne işin varsa onunla gör dedi. Adam göndermedi Moskova'ya. Çünkü acırlar, ezan sesi duymayacak, akşam sabah çan sesi duyacak. Adam acırlar. İslam'ın yaşanmadığı bir ülkede yaşama, İslam'ın özüne vakıf ve amali saliha meraklısı bir adam için ne kadar zordur. Bakın size bir şey söyleyeyim. Benimle Ömer diye bir Alman çocuk çalışırdı. Çocukken Müslüman olmuş. Afganistan hadiseleri sırasında Frankfurt Bahnhof'una geldik. Yani ana tren istasyonu demek Bahnhof. Afgan kıyafetli, sarıklı, cübbeli iki kişi orada bir dükkanın önünde konulmuş masada tost devinden bir şey yiyorlar. Bu Alman dedi ki, ben bunları ikaz edeceğim dedi. Niye dedim? Dedi ki bunlar bilmez. Bu Almanya'nın yenecek her şeyi şüphelidir dedi. Bu Alman. Her şeyi şüphelidir. Dedim ki ya tost yiyor, ekmekte ne olacak? Dedi ki tavasını domuz yağıyla silerler dedi. Ben gözümle gördüm dedi. Koştu o Müslüman hissiyatıyla. O Afganlara İngilizce olarak siz arkadaşlar yiyorsunuz ama bu Almanya'da böyledir. Ben Almanım. Gıdalara güvenilmez. Sultan Aziz abdest suyunu bile beraber götürdü Avrupa'ya giderken. Sularına bile güvenmedi. Her şeylerinde bir domuz bulaşığı vardır. Her şeylerinde. Yani nasıl emin olalım Yahudilerin bizim helale benzer bir lafları vardır. Helal. Helal mukabili koşer kelimesini koyarlar. Koşer kesilmiş. Haham tarafından hem de sıradan bir adamın kestiği koşer olmaz. Et kesilmiş olur. Onlara kan mecradır diye damar da haramdır. Bir Yahudi kasabından et almaya kalkırsan ince bir bıçakla damarları da oyar çıkarır. Damar da haramdır. Koşer markasına güvenebilirsin. İçinde alkol yoktur vesaire yoktur. Bunu kovalıyorduk. O Afgan ne bilsin koşer nedir de Avrupa'da Yahudi mağazasından alırsan helaldir de öbüründen alırsan mutlaka bir karışıklık vardır falan. Yani ister istemez günaha batarsın. Bu gıdada böyle. Şu gözünü nasıl koruyacaksın? Ben size anlattım. Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin oğlu tedavi için Avrupa'ya gitmek istedi. Abdülhamit müsaade etmedi. Bir Şeyhülislam zadenin vekar-ı İslam'ı koruyamamak ihtimaline binaen Diyar-ı Küfre gitmesine müsaade edemem dedi. Gittiği takdirde hangi doktora tedavi olacaksa adını versin doktoru buraya getireceğim onu tedavi ettireceğim. Şeyhülislam zadenin vekar-ı İslam'ı muhafaza edememek tehlikesine binaen. Ben size şimdi bizim işçilere ben Almanya'da çok söyledim. Eğer şeriat olsaydı sizin Almanya'ya hicretinize müsaade edilmezdi.
Çünkü ticaret maksadıyla Darül Harp'te yaşamak caiz değildir. Bunun tek istisnası casusluktur. Yapabiliyorsun. Müslümanlar lehine casusluk yapmak için orada bulunabilirsin. Aksi halde daha kazançlı. Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabe-i kiram orada daha ticaret var diye hicret etmedi. Dinini daha rahat yaşama imkanı için. Siz buranın kazancını değil de dinimizi daha rahat yaşama şansımız var diye geldik diye niyeti tasih edin. O zaman kazandığınız para da helal olur. Başlangıçtaki sadece para niyetiyle devam edersen o para da helal değildir. Onun için bin bir madabaza çaptırdılar. Haram haram yoldan gider. Para geliş yolundan gider. Eğer senin paranı birisi gasp ediyorsa bil ki o sendeki bir çürük paradır oraya gider. Yoksa gitmez. Yani bunun ben hayatımda çok misalini yaşadım. Paralar hep tehlikelidir. Ha ben dinimi daha iyi yaşayacağım burada ümidiyle gelirsen kazancın da helal olur. Ancak Müslümanın gayri İslami, İslam'ın hükümlerinin tatbik edilmediği bir yerde ihtiyari ikametine cevaz yoksa da istisnai olarak bulunur. Tedavi maksadıyla bulunur. Yolcu olarak bulunur. Oradan geçme mecburiyeti olur. Efendim diplomat, elçi olarak bulunur. Çeşitli sebeplerle arızi olarak bulunur. Lakin orada zayıf olduğu için bu bulunma halinde zayıf olduğu için şeriatın onun için bazı kaideleri genişletilir. Zayıf olan o adamın korunması istikametinde genişletilir. Mesela Almanya'da işçiler, çöpte çalışanlar, yılbaşında içki hediye ediyorlardı evden. Şişeler atıp kırıyorlardı. Ben dedim kırmayın. Bunu bir gayrimüslime satın. Parası helaldir. Darül Harp olan bir yerde bir Müslümanın eline şer'an haram olan bir şey geçse. Mesela domuz eti, mesela içki. Bunu gayrimüslime satar, parası helal olur. Kumar oynasa, oynaması tavsiye edilmez. Kazansa, kumardan kazandığı para helal olur. Borç verse gayrimüslime, ondan faiz alsa helal olur. Bu hükümler garip bir hadise dayanır. Garip demek ravisi tek olan hadis demek. Bunu İmam-ı Şafii Hazretleri kabul etmemiştir. Lakin İmam-ı Azam Hazretleri kabul etmiştir. Çünkü hadis ravilerini sınıflandırmışlardır. Birinci derecede olan sıka, güvenilir. İmam-ı Azam diyor ki evet ravi tektir ama bu ravi sıkadır. Güvenilir bir ravidir. Çünkü naktur rical diye hadiste bir ilim vardır, yardımcı ilim. Hadis rivayetli yapmış olan sahabeyi o rivayet dışında ahlakı nasıldır? Peygamberden sözü yanlış nakleder mi? Hafızası nasıldır? Unutmuş, değiştirmiş olabilir mi? Efendim, zekası nasıldır? Doğru anlamış, yanlış anlamış olabilir mi? Bu rivayet dışında bütün hususiyetleriyle hadis ravilerini tahlil eden bir ilimdir. Naktur rical. Onun için raviler sınıflandırmıştır. Bu ravi sıka olduğu için biz bununla amel ederiz demiştir. Hanefi fıkhında bu iş böyledir. Lakin bu iş üzerinde çok söylenecek sözler. Lakin bir kere Darül İslam olan bir yer, müttefikun aleyh olan bir kaidedir ki bir daha Darül İslam olmaz. Bu
Kıbrıs'ın fethinde kullanılmış bir fetvadır Ebu Suud Efendi. Çünkü Kıbrıs Hazreti Muaviye Şam valisiyken fethetti. O Alevilerin sövüp sardığı Muaviye. İstanbul'u ilk fethe gelen de Yezid'in kumandasında bir Arap ordusudur. Ebu Eyyub el Ensari bile Yezid'in kumandası altında buraya gelmiştir. Bu millet ezbere ne cahillikler ne günahlar işliyor. Bir kere Darülislam olan bir yerin fethi için gerekli olan harp sebepleri aranmaz. Ebu Suud'un fetvası benim kitabımda var, Lozan kitabında, Kıbrıs'ın fethi dolayısıyla. İslam devletinin orayı geriye alma gücü yettiği zaman hiç harp için bir sebep aranmaz. Çünkü İslam'da harp tedafiidir. Yani savunma. Savurma gibi bir kelime. Savunma, müdafaa harbidir. Tecavüz harbi mendir İslam'da. Müdafaa harbidir. Ama o sana tecavüz edeceğini haber alırsan sen önden yaparsın. Başka. Enayilik değil Müslümanlık. Bilakis. Ama harp etmek için sebepler var, aranır. Belli sebepler aranır. Muadesin naksetmesi vesaire. Burada hiçbir sebep aranmaz. Gücüm yettiği için bu mal benim de. Aynen şuna benzer. Bir hırsız senin malını çalsa, o mal senin elinden çıkar ama senin olmaktan çıkmaz. Onu ne suretle geriye alsan meşrudur. Zor kullansan da suçu olmazsın. Bu mantık aynen bu mantık. O zaman Darül Harp olan bir yer bir daha Darül İslam olmuş olan bir yer bir daha Darül Harp olmaz dendiği gibi. Dendiğine nazar. Bir zaman Darül Harp olmuş bulunan İspanya. Bir zaman Darül İslam olmuş olan Balkanlar'da. Bu rahatlatıcı kaideler kullanılamaz. Türkiye layık. Halk Müslümanım aleyh. Ne diyoruz? Darül İslam'da İslam kanunları caridir. Bunu Türkiye'de istemek bile suçtur. Bırak olup olmadığını, istemek suçtur. O halde Türkiye Darül Harp midir? Fiilen Darül Harp'tir. Lakin bir kere Darül İslam olan yer bir daha Darül Harp olmaz kaidesine istinaden burada Darül Harp hükümlerinin tatbiki doğru olmaz. Bu umumi kaideden dolayı. Darül Ahd olan yer anlaşmalı oturulan yerdir. Mesela konsolosluk erkanı için Almanya Darül Ahd'dır. Belki anlaşmayla gittiği için işçiler için de böyle sayılabilir. Anlaşma dolayısıyla. O zaman şartlar biraz değişir. Lakin şu demin söylediğim avantajları kullanmak için Darül Harp olan bir yerde Müslümanın Müslümanla muamelesinin Darül İslam'a göre olduğunu asla unutmamak lazım. Yani kumar oynadın, para kazandın, helaldir olması için muhatabın kafir olacak. Müslümansa burası Darül Harp'tir diye bu hüküm cari olmaz. Birisinden faiz alıyorsun. Bu faizi meşru adetmen için veren kafir olacak. Kat'i olacak. Peki banka faizi nedir? Eğer bankanın hiçbir Müslüman müşterisi yoksa, Darül Harp olan bir yerde alınan faizi gayrimüslimden çıktığı için helaldir hem de tayyip helaldir. Bu ne demektir? Harp ganimeti gibi helaldir. Lakin o bankanın Müslüman müşterileri de var. Onlar da kredi çekiyorlar. Oraya faiz ödüyorlarsa senin bankadan alacağın
faiz helaliyetten mekruhiyete düşer. Eğer o bankanın müşterileri ekseriyetle kafir ise bu mekruhiyet tenzihen mekruhtur. Tenzihen mekruh demek helale yakın ama helal değil. Eğer Müslümanlar ekseriyetse banka müşterilerinde tahrimen mekruhtur. Bak işin çok irdelenecek noktaları var. Buna gelecek hafta devam edelim. Biraz hava serin ama geçen hafta burada sıcaktan ben sır sıklam indim. Ben gene terledim sizi bilmem. Hatta birkaç genç sıcaktan terk etmiş bana sonra söyledi. Hava basık, tavan alçak. Biz burayı çatı arasında türettik böyle bir iş için. Onun için sizi fazla tutmayayım. Gelecek hafta devam ederiz. Bir sohbete bu kadar laf ancak sığıyor. Bu nimet-i imaniyenin bize kadar intikalinde sabıkan hikmetleri sebkat etmiş olanların cümlesinden Cenab-ı Allah razı ve hoşnut olsun. Bu nimet-i imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olacak amellerden Cenab-ı Rabbil Alemin sizleri de ekran başında seyredenlerin de cümlesini nasip edar eylesin. Amin. Cenab-ı Rabbil Alemin beldemizin ve bütün bilad-ı İslamiyenin İslam'a ram olduğunu görmeyi ve onu gerçekleştirmeyi bizlere nasip mukadder eylesin. Amin. Teşrifleriniz için Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Amin. Dinleyicilerden razı olsun. Amin. Eba ecdadınıza rahmet eylesin. Neslinizden kıyamete kadar kafir, zındık, münafık getirmesin. Amin. Neslinizi ve neslimizi iman ve İslam üzere ibka buyursun. Amin. Bi hürmeti seyyidel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.